vadide göreceğiz. Bir de şu an Perks Yasuo ceketi giyseydi. Yani 800K, tam uyumlu olur diye. Tam, 800K evet. Arkadaşlarınız varsa haber verin. Yanılmıyorsam Perks bir kere EYSS'de Avrupa EYSS'de oynamıştı. Ama pek iyi bir anısı yok, onu söyleyeyim. Burada da Frozen'a karşı oynayacak. Ki zaten kompozisyonlara baktığımızda... Evet. Ama Crash birazdan onu bulacak bu arada. Perks ile Frozen arasındaki birebir eşit çıktılar. Sıçrayla geldi Perks oraya! Ve bir de... İlk kanı aldı, bir dakika. Orada. Ama burada biz de bir skor alacağız! Evet, Crash'e gitti Crash'e o skor. Cephesinde. Altında şu an 200 altın gerideyiz. Baktığımız zaman bu farkın... Bu arada orta koridorda Frozen burada ultiyi yedi Perks'ten. Bakalım Frozen nasıl oynayacak? Crash şimdi yetişmeye çalışıyor. Güzel bir yerden bitme. Crash buraya yetişti. Yükler birikti. Perks'ten gelen güzel bir arındır. Arka tarafa çelik fırtına tutmuyor. Crash burada son bir düz vuruşa ihtiyacımız var. Frozen'dan ulti geldi. Pen'in geldi. Pen'in geldi. Tree yanına aldı. Çok güzelsin Pen'in. Orada skoru aldık. Bir de Tree'yi çıkaralım aradan. Dördüncü yük gelsin burada. Dördüncü yük. Dördüncü yük. Aldık bu skoru da. Aldık bu skoru da. Herkes birbirine bıraktı orada ama en sonunda da rakibin mavi güçlendirme etrafında iyi de bir görüşe sahibiz. Yani resmen Crash de geldi. Koridorda eşitliği yaptık biz de. Crash o... gerçekten bunu zorlayacak mı? İki yük biriktirdi bile orada. Frozen geliyor. Çok güzel ulti. Onu net bir biçimde gördük. Bakalım Paden buradan. Paden yapma Paden. Paden burada sıçrasını harcamak zorunda kalıyor ve Perks onu kovalamak için yeterli minyon sayısına sahip. Japon'a da bir sıçra attı. Bakalım Perks'ü yakalayacak mı şimdi? Orada Crash ama kulemizi kaybettik. Tek başına Crash. Bunlar hep Yasuo'nun durdurabileceği büyüler. Ve ormancının ortaklaşa yapıp size bir şey kazandırdığı, yani size kazandırdığı bir herhangi bir şey değildir. Takım olarak eğer görüşe önem verirseniz zaten bir noktada rakibin çoğu hareketinin önüne geçebiliyorsunuz. Evet. Biz... Önüne Perks'ü de aldı. Bir kere daha geldiler buraya. Evet biz istedik. Frozen'la Perks'ün bu birebir eşleşmesinde birebir karşı karşıya kaldıkları durumda. Yani ayrı kittirmeye Frozen'ın cevap vermeye çalıştığı iyice artacaktır. Yalnız burada savaşı arayan biz olduk. Perks'ün üzerine gidiyoruz. Güzel bir ulti Frozen'dan. Tree dışarıda tuttu ve Perks sıçrayla kaçmak zorunda kalıyor. Şimdi odaklandığımız hedef Expect burada. Expect'in üzerinde 4 yük var. Onu sersemlettik ama yeterli değil. Trick araya girdi. Güzel de bir ulti Trick'ten. Orada çıktı oyuncularımızı kaldırıyor havaya. Mitty ama yine de fazla hasar almadık. Şu anda Paden vuruyor. Paden orada aradan çıkarttı Perks'ü. Bir skorda biz verdik. Crash'i verdik ama önemli değil çok. Çok üstünüz şu anda bu savaşta. Ve... Bu savaşı şimdilik kazanan taraf biziz. Bakalım fazlasını çıkarabilecek miyiz buradan? Orta koridor kulesini kazanmayı başardık. Expect'in çok az canı var. Arka tarafta Tree'in yine çok az canı var. İyi bir takım savaşı yaptık burada. Çıkardığını görebiliriz. Bundan sonraki eşyasının da can çalma mı olacağı yoksa zırh delme mi olacağı büyük önem taşıyacak. Crash biraz önde kaldı. Crash araya girdi bu arada kutup saldırısıyla. Orada buradan çıkması gerekiyor ve Japon'un ultisi onu kurtarmaya yetmedi. Saldırından 5 kişilik bir ulti. Sadece Mitty son anda kaçmayı başardı bu ultiden. Ama Crash'in arada yakalanması bizim için kötü oldu burada. Yalnız Frozen zor durumda kalacak burada. Sıçrayla çıktı dışarı. Frozen'a yardım gerekiyor. Frozen Tree'nin üzerine kullandığı bir bitkilik de oldu ama çok uzakta kaldı takımdan. Hasar çıkarmaya çalışıyor hala. Bakalım çıkabilecek mi? Frozen tek başına kaldı ve çok uzakta kaldı. Yani bu baronu verdiğimiz bir pozisyona dönüşebilir. Kötü bir açıda kaldı Frozen burada. Onun kötü bir açıda kaldı gören G2'da her şeyini kullandı. Orada arkadaşlar da Paden'la yakalandı. Çok güzel sıçra Paden'dan. Perks'ün duvarı orada şu anda hasarımızı biraz önlüyor. Tal'Drin önde tanklığını yine sergiledi. Paden'ın Perks'e verdiği hasar çok iyi. Expect'e verdiği hasar çok iyi. Expect arka tarafta sadece 500 canı kaldı. Burada baronu önlemeyi başardık Paden. Paden şahanesin. Gerçekleştirebilecek mi? 5000'e kadar indi baron canı. Crash'ten güzel totemler. Bu arada Paden arkaya atladı. Haydi Paden. Şu anda o çok yavaş. Yetişebilir mi Tree'ye? Hayır yetişemedi. Şimdi içeri geri dönmesi hasarımız gerekecek. Kalmadı yalnız yalnız evet hasarımız kalmadı. Bir an önce oraya gitmemiz lazım. Bu arada Frozen da doğdu. Frozen'ın da oraya yaklaştığını görüyoruz. Trick buraya yaklaştı. Çalmaya çalışacak. Trick bırakmayalım Tree'ye. Crash. Bravo Crash. Bravo Crash. Arkada Tree'yi de alacağız sanırım şimdi. Öteki tarafta Zven tek başına kaldı. Zven 4 kişinin arasında. Nereye gidiyorsun Zven? Mezara gidiyorsun Zven. Öteki tarafta Tree'yi de almayı başardık. Adım adım. Orta koridor kulesini de alacağız şimdi baronun ardından.
25 saniye bekleme süresi var. Bu noktada Trick ve Zive'nin inhibitörü bile çok rahat bir şekilde bu zirveyi açabiliriz Tombalık. Şu anda iki önemli hedef ölü durumda dediğin gibi. Ve rahat bir biçimde inhibitörü açtık. Aşağıdan da minyonlar bizim için ufak bir işlem de açtı. Ve Perks'ü arka tarafta oyaladığımız için buradan bir kule daha çıkarttık. Altıncı kule. Inhibitor kulesini de alacağız. Tabii şu an Janna'nın o fortunları çok sıkıntılı Rick. Derken Trick orada ölmek üzere. Perks de çok fazla hasar aldı. Pedal korkusu yok. Kovalamaya devam ediyor. Son bir hasar yetmedi. Ön tarafta Expect de buraya geldi şimdi. Expect'in ışınlan attığını gördük. Bu da taldırına bir kapı açtı. Ultilerimiz yok. İnnitör aldıktan sonra buradan direkt çıkmamız gerekiyor. Üst tarafa bir rotasyon yapabiliriz. Bu da 8. kulemiz oyundaki. Altın farkını 6000'e kadar, 7000'e kadar çıkarttık. Kan yüzünden fark etmedik ama bir ulti daha. Çok güzel ulti. 3 kişi o duvarın arkasında sıkıştı. Duvar geçilmez ve burada şimdi Trick'ten güzel bir oyun. Orada arada sıkışan bir ismimiz var. O da Fedon oldu maalesef. Fedon'un gitmesi burada kötü oldu. Arka tarafta bir kişiyi daha kaybediyoruz. Maalesef Taldrin'i de kaybettik. Beraber bir sancak kombosuyla iyi bir iş yaptı. Japone de yakalandı. Perks'ten çok güzel oyun. Japone'yi de kaybedeceğiz burada büyük ihtimalle. Evet. Burada hızlı bir biçimde inhibitöre biraz daha hasar verdik. Bu inhibitörü alacağız. Rahat bir biçimde aradan çıkartıyoruz. Güzel oldu bizim için. Işınlanla beraber devreye girecektir ama aldık. Gelene kadar alacağız gibi duruyor bunu zaten ve evet hiç şansları olmadı burada. Arka tarafta Mitin'in sertlenmediğini gördük bu arada. Orada savaşı isteyebiliriz. Zven'e tek bir vuruş yaptı Fedon. Evet bu oynadığımız maç bizi gruplardan çıkarmayacak belki ama yine de 1907 Fenerbahçe bizi buraya kadar gururlandı ve devamında getirecek gibi duruyor. Frozen. Perks şu anda Frozen yakalamış durumda ama Frozen'dan çok güzel bir Zonya kullanımı. Orada bir anda bütün silahlarını harcamış oldu. G2 Esports sadece tek silah olarak Zven kaldı. Burada Trick. Savaşı almak için Fedon'un bir şeyler yapması lazım. Fedon Zven'le birebir yapıyor şu anda. Ama Zven daha fazla canlı ayrılan için. Güzel bir Mako ultisi. Bu arada arka tarafta Crash yakalayabilecek mi Perks'ü? Perks çok fazla hasar aldı. Fedon vuruyor. Birebir bir skor. Birebir bir değişim. Karşılık orada geldi. Bakalım arka tarafta Expect'i yakalayabilecek miyiz? Yeterli hasarımız kalmadı şu anda. Frozen da çok fazla canı yok ama orta koridordan minyonlar şu an rakip üste girmiş durumda. Dolayısıyla üst koridor kulesini sonunda alma ihtimaliniz var mı diye bakıyorum. Hayır. Yani bu kuleyi alamamamızın tek sebebi çok ciddiyim ki mid. Değiller. Açıkçası o da bizim işimizi zorlaştırıyor. Bu sefer de kuleye iyice yakın bir ulti attık. Orayı iyice ikiye böldük ve sonunda bu kuleyi aldık. Fedon'un üzerine gidiyorlar. Fedon buradan çıkmayı başardı rahat bir biçimde. Bu sefer savaş bizim olacak gibi duruyor. Perks arka tarafta yakalandı. Crash burada çok fazla sarılıyor. Perks, hayır Crash ölmedi. Crash buradan çıktı. Fedon vuruyor şimdi. Fedon vur orada. Fedon vur onları ama arka tarafta Taldrin'i kaybettik. Fedon şu an susturulmuş durumda. Fedon güzel ulti. Aslında o görevi şimdi Crash üstlenmiş gibi görünüyor. Evet bu arada içeride görüşümüz tam istediğimiz gibi değildi. Crash dışarı çıkmak zorunda kaldı. Crash'ın sıçrası da yok. Kutup saldırısı da şu an bekleme süresinde bakalım bunu çalabilecek miyiz? 2800 can tabii çok at var orada. Çok zor bunu çalmamız. İnhibitörleri de doğdu. Bakalım deneyecek miyiz? Denedik ama olmadı. 144 cana kadar indi. Bu sefer sadece kalkanı götürmeye yetti. Yalnız iki tankımız kötü yakalandı burada. Hasarlı ihtiyacımız var. Güzel bir duvar. Crash arkaya kaçmayı başardı. Frozen güzel bir ultiyle arayı bölüyor. Zven zor durumda kaldı. Zven'in sıçra atmak zorunda kalacağını göreceğiz. Ve Zven o sıçrayı kullandı. Bir avantaj daha bizim için. Şimdi Fedon yavaş yavaş Expect'e vurmayı başardı. Expect orada kitle kontrol geliyor. Expect'in canı %50'lerde. Taldrin'in üzerine Trin olduğunu görüyoruz. Taldrin biraz yalnız kaldı orada. Taldrin'in sıçrası var. Takımımıza doğru çok güzel kaçtı Taldrin. Lazım. Kesinlikle öyle. Arkadan Taldrin kaptan Taldrin geldi. Geldi. Taldrin'in ultisi var mı? Hayır yok. Hala bekleme süresinde kime doğru gidecek burada? Trick ve çok güzel biçimde orada Perks aldı. 800k ağaç kaptan. Perks'ün çok az canı var. Zven öldürüyor Fedon. Fedon vurana. Patladı. Can çaldı. Can çaldı. Can çaldı. Yetmedi. Trick'i alacağız mı şimdi? Ya at sıçra at öldür. Hayır alamadık. Alamadık. Trick düştü. Burada bu arada arada Perks'ü eritiyoruz. Perks'ü eritiyoruz. Ve yavaş yavaş galibiyete ilerliyoruz. İşte bu skor bizim için inhibitörlerin kapılarını açtı. Bu inhibitörleri şimdi birer birer alacağız. Ya buradan sonra artık bu oyunu bitirmemiz lazım. Perks yok. Bir kişi avantajımız var. Baron'a da gidebiliriz ama 3 tane inhibitörü açıp öyle gidelim. Yakalanmamamız lazım. Bu çok önemli. Yani burada hala yeterli hasara sahip bir Zven var. O Zven'e o pozisyonu vermememiz lazım. Fedon çok güzel bir ayak hamlesi. Orada kazıklı zeminden çıkmayı başardı. Kaç. Crash'in kaç. Sat. Bırak. Crash'i. Bırak.
Orada güzel kaçtık. Frozen çok güzel bir sıçra. Uzaklaşmayı başardık. Buradan çıkalım şimdi. Çünkü hala Baron hedefinin canlı olduğunu biliyoruz. Baron'u rakibe vermeye hiç ama hiç gerek yok. 3 tane imtörü açtık. Artık o Baron bizim için çerez. Paddon, zorlama Paddon. Sen de üste dön. Şimdi galiba Baron'u vereceğiz ama buraya gelen bir Frozen var. Bakalım burayı durdurabilecek mi? Kefaletle görüşü aldık. Frozen buraya doğru yaklaşıyor. Yasuo yok şu anda. Yasuo henüz yola yeni geldi. Arka tarafta Expect'te çok fazla hasar. Güzel bir ulti. Ve orada bir anda Trin çıktığını görüyoruz. Expect önde kaldı. Expect eridi. Kefaletle beraber canları dolacak şimdi. Çok az canı var Expect'in hala yalnız. Yasuo geldi, buraya doğru yaklaştı. Paddon yapma Paddon. Güzel. Çok güzel. Paddon orada civa yatağına çıktı. Yasuo duvarının arkasında kalan Trin'e. Şimdi Perks'e vurmaya başladık. Paddon vur Perks'e. Perks orada öldü mü? Hayır yetmedi. Arkalarımızda saldırı nerede ama vurmaya devam ediyoruz. Birebir. Tree'ye aldık şimdi, birebirlik bir değişim. Bir yerde ağaç öldü, diğer tarafta Jarvan. Frozen burayı kapatabilir. Frozen çok güzel bir oyun. Perks ölmek üzere neredeyse. Vur Paddon. Vur be. Şimdi Paddon ilk kuleyi aldı. Paddon. Paddon ikinci kuleyi de aldı. Tek başına bitiriyor. İlk galibiyetimize gidiyoruz. İlk galibiyetimize gidiyoruz burada. 2017 Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası tarihinde bakalım galibiyetimizi alabilecek miyiz ama Paddon tek yakalandı. Trix zor geliyor, bir arkaya bir ışından geliyor. Burası bizim için kötü sonuçlanabilir. Zor bir Baron. Çıkmamız lazım. Frozen. Manası yok. Yaratık geldi. Frozen, o ne? Zor durumda. Frozen. Zonya'sı kullandı. Biraz vakit kazanacak ama Frozen'ı kaybettik. Bu kötü bir tercihti açıkçası. Yani oyunu sadece şu yaptığımız hamleyle rakibe vermiş olabiliriz. Çok zorlamamamız lazım. Crash zorlamaman lazım çünkü zaten onlarda çok at var. Baron'un tek vuruş. Tek vuruş. Vurun bir tane. Çok güzel çocuklar. Trin şu an sıçrası var. Trick sıçrayla gelmedi oraya. Trick iki sıçrayla gelmedi buraya. Trick arada yakaladık. Arka tarafta yalnız Paddon bir kere daha yakalandı. Paddon buradan çıktı. Olur Paddon. Paddon yapma bunu Paddon. Paddon ne yaptın? Frozen yakalandı şimdi. Frozen. Frozen güzel bir Zonya ama yetmeyecek gibi duruyor. Frozen buradan çıkabilecek mi? Hayır çıkmadı. 60 saniye. 60 saniye ölüm süreceğiz. Orası belli ama Paddon doğdu. Frozen de doğacak şimdi. İnhibitörden fazlasını vermeden kurtarabiliriz gibi duruyor. Crash, yakalanma Crash. Dikkatli olması lazım. Burada inanılmaz bir geri dönüşe imza atabilir. Bu arada Trick araya girdi şimdi. Trick orada 3 kişinin arasında. Bu arada biz de Trick'in üzerine odaklanıyoruz. Paddon vur! Paddon o Trick'i çıkartalım aradan. Trick aradan çıkmayı başardı yalnız. Frozen'ı Frozen kaybettik. Gitti. Frozen Paddon gitti. Paddon gidiyor mu? Paddon gitmiyor. Paddon hala hayatta. Perks'e vurmaya devam ediyor. Perks'i uzaklaştırdık buradan. Paddon oradan çıkabilecek mi? Sırçası kullandı şimdi. Kuleye doğru kaçıyor. Paddon ne olur kaç oradan. Paddon! Paddon! Paddon'ı kaybettik. Yani burada açıkçası oyunun son 15 dakikasını oynamayı beceremedik. Onu söyleyeyim. Yani çok kolay bir işi beceremedik. Yani biraz daha böyle sakin davranabilirdik. Biraz daha oyunun etrafında, özellikle oyunun içinde iyi olan oyuncularımız etrafında kalıp oyunu bitirebilirdik ama burada G2'yi de tebrik etmek lazım. İyi bir defans sergiler, iyi bir kuleyi korudular ki bu noktada da Mitin'in oynadığı Janna açıkçası onları...